bazı yaşananları artık daha açık bir şekilde anlatabilmek için ve arkadaş olabilmek için Farima'yı çağırıyorum. Kendini ortaya koy. Farima! Ben gitmek istemiyorum. Valla gitmek. Kimi çağıracağız? Ben mi çağıracağım? Ben çağıracaksam biliyorum. Biz de kahve içelim. Alırız. Kalalım mı? Biraz sohbet edelim. O tarafa gitmek istemiyorum. Olur orada. Hiç gidesim yok. Gitmesem olmaz mı? Git olmadı şey yap, kırmızı odadan gidebilirsin de. Hadi git. Hadi git. Ne haber? Şaşırdın değil mi? Çok. Ne haber? İyiyim, sen de? Ben de iyiyim, ne yapıyorsun? Şimdi kısa bir geçeceğim özet. Kendimi anlatacağım. Şimdi geçtiğimiz süre zarflarında içeride gelinler tarafında kendini ifade edemeyen bazı sözler aldım. Bunları da yuttum bu zamana kadar. Artık bu süreçten sonra insanlar beni daha iyi tanısın diye Kırmızı Oda'da zaten bunun için var. Hani ben hepinizin arkadaşıyım. Evet. Hiçbirinizin arkasından bir şeyler söylemedim. Ama ben büyük bir tepki aldım bununla ilgili. Sen de sıcakkanlı, işte dans konusunda, spor konusunda birbirimize destek çıktığımız için seni buraya çağırdım aslında. Beni anlayabileceğini düşündüğüm için çağırdım. Kendimi ifade edememe sebebim aslında burada suskunluğum, kendim konuşamamak değil. Hı hı. Çünkü karşımdaki insanı ilk başta gözlemlerim, ona göre konuşurum. Aynı şeyi söylüyordum biraz önce. Boş konuşmuş olmak için hiçbir zaman konuşmadım bu evde. Ve burada artık bu süre zarfında herkesle teker teker konuşmaya başlayacağım. İnanıyorum ki hepinizle çok iyi bir arkadaş olacağıma. İnşallah güzel olur her şey. Bak ben de az önce aynı şeyleri anlattım. Kemal geldiği zaman anlattım hatta. Şu saksım şeyini anlatıyordum. Onu geçelim, ben de dedim ki vallahi ben İlkay'la konuşmalarım var zaten. Benimle çok rahat konuşuyor. Demek ki kendini açamıyor, kendini anlatamıyor diğer gelin adaylarına. Demek ki onlardan bir sıkıntı görmüş ki açamıyorsun sen kendini, anladın mı? Yoksa senin yapı olarak öyle bir kasıntı olduğunu zaten ben düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Buraya geldiğimde evet sustum, ses çıkartmadım. Bu benim ağırlığımla alakalı bir durum. Hani egoyla hiçbir alakası yok bunun. Evet konuşmadım. Neden konuşmadım? Çünkü karşımdaki insanı ilk başta izlerim ben. İzlemeden hiçbir şey söylemem. Çünkü hani ön yargı benim sevmediğim bir şeydir ki bunu yaşattılar bana burada. Beni tanımadan, benim arkamdan neler neler söylendi. Çok ön yargıda bulunuldu. Ve artık bunu yeneceğiz. Ve ben kendim tek başıma yeneceğime de inanıyorum buna. Çünkü birazcık daha beni tanımanızı istiyorum. Ben gitmedim diye onlar ifadede bulunamıyor sözünü duyduğumda ben çıldırdım. Hani siz de bir gelin adayısınız. Benim yanıma gelip benimle konuşabilirsiniz. Bu gayet, ben konuşuyorum biliyorsun. Bu gayet normal bir şey. Hani illa gidip gelme meselesi sen yok. Sen tam aksine bence çok sempatik ve çok rahatsın aslında, anladın mı? Ama bir şey bazen bir şey paylaşamıyorsun bir gelinle veya başka kesiyorlar bir gelinle, anladın orada mı? Evet. Aynen, bu senin bunu bir sıkıntın sen de yaşadığın olduğunu için seni buraya çağırdım aslında. Sen de bu olayları yaşadın. Sen de bu olayları yaşadın ve bunu yaşadığın için beni daha rahat anlayabileceğinden dolayı seni çağırdım. Dün yaşanılan Kadınlar Günü'ndeki muhabbette de sizler denildi. Evet, ben ona da bir şey demedim çünkü hani benim yaptığım bir ayıp yok. Siz bir liste getirdiniz ve ben o listeye her şekilde uydum. Kahvaltınızı hazırladım, her şeyini yaptım ve ona rağmen üstüne de susuldu. Yine sustu, yine de ifade edemedi gibi sözler de gelebilir mi? Sıkıntı neydi biliyor musun? Orada Onur'un yaptığı yanlış vardı ve Adnan'ın yaptığı yanlış biliyorum vardı. Şimdi sessiz kalındığı zaman ona onay vermek anlamına geliyor ya. Evet. Bizim kızdığımız şey şuydu, onlar yanlış bir şey yapıyor. Niye diğer damat adayları tepki vermiyor? Çünkü orada bir tek Tanju tepki verdi. Şöyle söyleyeyim, geçmiş olduğumuz haftalarda hatırlarsan birkaç insan burada çok söz sahibi olduğu için sen araya girdiğinde yanlış anlaşılıyordu. Farklı algılarda bulunuluyordu ve ben bu sebepten dolayı ortaya atılmıyordum. Tamam, söyleyeyim, farklı algıları falan bırak bundan sonra. Evet. İstediğin zaman bugün, istediğin şeyi konuş. Bugün itibariyle zaten buradaki herkese söyledim bunu. Bugün itibariyle farklı bir İlkay göreceksiniz. Asıl kendi hayatımda yaşadığım İlkay'ı size yansıtacağım. Arkandayım. Desteklerim. Sen merak etme. Hadi teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Her zaman. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen.